Bu korkunç aslan karşılaşmaları uykusuz geceler geçirmenize neden olabilir. Muhtemelen bu insanların yerinde olmak istemezdiniz. Haydi başlayalım. Zimbabwe'de güzel bir akşam, fayton benzeri bir arabayla gezen bir grup turist genç bir erkek aslanla talihsiz anlar geçirdi. Safaride barışçıl bir şekilde gezinirken adamlardan biri ne yazık ki onlara doğru gibi geliyor görünen bir aslanı fark etti. Aslanın geri dönmeyi reddetmesiyle korkan turistler hayvandan kaçma umuduyla hızlanmaya karar verdi. Sonunda hayvanı gözden kaçırmayı başaracak ve güvenli bir şekilde sürüşlerine devam edebilecek hıza ulaştılar. Güney Afrika'da birkaç turist tepeden onlara doğru koşan bir erkek aslanı tespit ettikten sonra hızla kaydı başlattı. Hemen tur rehberlerinden biri işinin hakkını vererek avcıyla cesurca yüz yüze geldi. Neyse ki erkek aslan adamı bağışlamaya karar verip tepeye doğru giderek yoluna devam etti. Dişi aslanın yanına uzandı sadece ve turistler bu noktada kaydı durdurmaya karar verdi. Planesberg Milli Parkı'nda bir grup masum turist, koruyucu bir anne aslan tarafından aktif olarak takip edildiklerini fark ettikten sonra keyifli safari yürüyüşleri mahvoldu. İlk başta çalılıkların içindeki yırtıcıyı her zamanki gibi gözlemliyor gibi görünüyorlardı. Ama sonra silahlı tur rehberi aniden dikkatli bir şekilde geri geri yürümelerini söyledi. Sonunda önlerindeki tur rehberi tek başına yırtıcıya göz kulak olmaya çalışırken yerlerinde durmaya karar verdiler. Çoğu kişinin yapacağının aksine turist grubunun daha yakından bakası geldi ve tur rehberine katılmak için ona doğru ilerlediler. Birkaç dakika etrafa baktıktan sonra neyse ki hayvanı bulamadılar ve hiçbir şey olmamış gibi seferlerine devam etmeye karar verdiler. Kruger Milli Parkı'nda heyecan verici bir safari sürüşünde bir grup turistin keyfi maalesef birkaç aslan yüzünden mahvoldu. Başlangıçta ilerideki hayvanları barışçıl bir şekilde gözlemleyen turistler aniden sollarında bir grup aslanın olduğunu fark etti. Zaman geçtikçe yırtıcılar geriledi ve bufalolardan birine savunmaya geçmesine sebep olan düşmanca bir pozisyon aldı. Sonra diğer bufalolar da olaya dahil olmaya ve savaşa katılmaya karar verince durum aslanların aleyhine döndü. Sonunda yırtıcılar kurtulmayı başardılar ve oradan tek parça halinde uzaklaştılar. Kruger Milli Parkı'nda arabayla gezen birkaç turist, kendi halindeki büyük bir erkek aslanın dibinden geçecek kadar güvende hissediyordu. Sonunda aslan onlardan bıktı ve sinirini göstermeye karar verdi. Ne yazık ki anın şokuyla kaydı durdurdular ama büyük olasılıkla oradan uzaklaşmışlardır. Güney Afrika safarisinde bir grup turist arabalarını dinlenmeye çalışan bir grup aslanın yanına park etmenin iyi bir fikir olacağını düşündü. Ne yazık ki daha meraklı aslanlardan birinin dikkatini çektikten sonra kararlarından çabucak pişmanlık duydular. Çok içinde olsalar da neyse ki kapılarını kilitlemeyi akıl ettiler ve başlarına başka bir şey gelmeden oradan uzaklaştılar. Yine Kruger Milli Parkı'ndaki bir gezide aslanlara ait ayak izlerini arayan cesur bir adam gerçekten şok edici bir şeyle karşılaştı. Biraz dolaştıktan sonra sonunda çamurda yeni yapılmış ayak izlerini tespit etmeyi başardı ve onları kameraya göstermeye çalıştı. Etrafta dolaşmaya geri döndü ve sonunda yerde aslan izleri olan başka bir alana ulaştı. Fazla bir şey olmasını beklemeden bir kez daha arabasından indi ve çamurun etrafına bakmaya başladı. İşte tam o sırada hiç beklemediği bir şey oldu. Canavliyle arabasını çalıştırdı ve oradan hemen uzaklaştı. Okay, so everybody, we've just bumped into Pride of Lion. Güney Afrika safarisinde bu kadın normal bir akşam gezisine çıktı ama aç bir aslan grubuna fazla yaklaşınca korku dolu anlar yaşadı. İlk başta ilerideki yoldan yürüyen yırtıcıları gözlemlemek için arabasını park ederken her şey normal görünüyordu. Çoğu kişinin yapacağının aksine aslan grubu yanından geçmeye başladığında tamamen hareketsiz kalmaya karar verdi. Gergin dakikalar boyunca o ve kameramanı ani hareketlerden kaçınırken çok daha fazla yırtıcı hayvan yanlarından geçmeye devam etti. Yeteri kadar beklediklerini düşünerek nihayet motorunu çalıştırmaya ve hala yapabiliyorken bölgeden uzaklaşmaya karar verdiler.
Bir grup masum turist Zimbabwe'de dolaşırken ziyaretçileri olduğu için pek de mutlu görünmeyen aşırı bölgesel bir dişi aslanla karşılaştı. Kendilerine dik dik bakan hayvanı tespit ettikten sonra silahlı tur rehberi gruba hızlı bir şekilde yavaşça geri çekilmelerini emretti. Ne yazık ki yırtıcı hayvan her geçen saniye daha da sinirleniyor gibi görünüyordu. Güvenlikleri konusunda ciddi endişe duyan turistler geri geri yürümeye devam etti. Kaydı durdurdukları için maalesef daha sonra ne olduğu bilinmiyor. Tanzanya safarisinde pek de tehlikeli sayılmayacak bir aslan izleme gezisi, arabaları bir grup erkek aslanla çevrelendiğinde turistler için hızlı bir kabusa dönüştü. İlk başta ilerideki uzun otların etrafında gizlenen yırtıcıları tespit ettikten sonra arabalarını yolun kenarına park ettiler. Sonra aslanların onlara doğru yürüdüklerini fark ettiklerinde gerginlik hızla arttı. Turistlerden birkaçı üç büyük erkek aslan araçlarından sadece birkaç metre uzakta yürümeye başladığında ciddi panik yaşamaya başladı. Tur rehberi güvenlik amacıyla gözlemlerine daha güvenli bir mesafeden devam etmek için yırtıcılardan uzaklaşmaya karar verdi. Kruger Milli Parkı'nı gezerken arabalarına iki büyük korkusuz erkek aslanın tehditkarca yaklaştığını gören turistler hayatlarının korkusunu yaşadı. Turistler başta aslanlardan biri kendilerine daha yakın bakmaya karar verdiğinde güvenli bir mesafeden birkaç fotoğraf çekmeye çalıştı. Sonra olanlardan şok olmuş bir şekilde yürümeye devam eden hayvanı takip etmeye çalıştılar. Her iki yırtıcı da arabalarından sadece birkaç metre uzaktayken sonunda yeterince gördüklerini düşünüp kaydı tamamen durdurdular. Güney Afrika'da güneşli bir gün bir grup erkeğin safari bölgesel bir erkek aslan tarafından kovalandıktan sonra çabucak kabusa döndü. İlk başta işler plana göre gidiyor gibiydi. Öndeki ovalarda dolaşan yırtıcıları gözlemliyorlardı. Sonra birdenbire aslanlardan birinin onlara doğru yürümeye başladığını fark ettiler. Birazdan geri çekilseler de aç yırtıcı ne yazık ki onları bu kadar kolay göndermemeye karar verdi. Canlarını kurtarmak için olabildiğince hızlı koşan adamlar bir yandan da hayvana karşı uyarı atışları yapmaya devam etti. Sonunda aslan adamları bağışlamaya karar verdi ve onu daha güvenli bir mesafeden kaydetmeye devam ettiler. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sizi en az bunun kadar korkutacak şu diğer videoya da bir göz atın.